Merhabalar sevgili arkadaşlar. Şimdiki konumuz nemlilik ve yağış. Burada en büyük sıkıntı çektiğiniz unsurlardan birkaç tanesi mutlak maksimum bağıl nem. Bunların tanımlarında ve dağılışıyla alakalı problem yaşayabiliyorsunuz ve çok normal. Anlaşılması güç konulardan bir tanesi, elimden geldiğince şimdi faydalı olmaya çalışacağım. Ama öncelikli olarak nem konusunu konuşmadan önce atmosferin nem kaynağından bahsetmek istiyorum. Atmosferin en önemli nem kaynağı denizler ve okyanuslardır. Atmosferdeki nemin %90'ı, baktığımızda doğrudan denizlerden ve okyanuslardan atmosfere karışır buharlaşma yoluyla. Su döngüsünün en önemli kritik noktalarından bir tanesidir buharlaşma. Peki %90 denizler ve okyanuslardan meydana geliyor da %10'u da bitkiler terleme yoluyla atmosfere nem salımını gerçekleştiriyor. Ve bu %10'luk kısma da baktığımız zaman doğrudan sınıflandırma noktasında %10 tabirinde terlemenin de etkisi var. Ama önemli olan şu alandır, %90'lık kısımdır. Burada buharlaşan nem zaman içerisinde şöyle bir olayı karşıma çıkarıyor. Buharlaşmanın getirmiş olduğu her 200 metre bir derece soğumayla birlikte yoğunlaşma gerçekleşiyor. Bu yoğunlaşmayla birlikte bulut oluşumu ve ondan sonra o yoğunlaşan, oluşan bulutlar yağış olarak yeryüzüne döküyorlar. Kimisi yüzeysel akışa geçiyor, göllere, akarsulara karışıp tekrardan denize ulaşıyor. Kimisi de yer altına sızma yoluyla yeraltı su akımını gerçekleştiriyor. Tekrardan denizlere, okyanuslara ya da göllere karışımını sağlıyor. Bunların hepsinin ekosistemdeki yeri su döngüsüdür ve su döngüsü suyun atmosfer, litosfer ve hidrosfer arasındaki dolaşımına verilen isimdir. Şimdi burada nem noktasında karşıma çıkan unsurlar içerisinde ilk olarak mutlak nem. Mutlak nem 1 metreküp havanın içerisinde bulunan nem miktarına, gram cinsinden verilen değerdir. Ve mutlak nem buharlaşmayla doğru orantılıdır. Buraya bir şey daha eklemek istiyorum. Buharlaşmanın yanında şu çok daha güzel olacak. Buharlaşma miktarıyla doğru orantılıdır. Ve buharlaşma sıcaklığa bağlı, bağıl neme bağlı, hava basıncına bağlı, buharlaşma yüzüne ve rüzgarın hızına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Buharlaşma arttıkça havaya karışan su miktarı, nem miktarı artacak, mutlak nem miktarı da artış gösterecektir. Ve lütfen şunu unutmayın, burada dikkat etmekte fayda var. Buharlaşma miktarında iki tane unsur ön plana çıkar. Buharlaşma miktarının artabilmesi için bir sıcaklık olacak, ikincisi de su kütlesi olacak. Su kütlesi de buharlaşmayı beraberinde, yani sadece sıcaklığın varlığı, evet buharlaşma için etkenlerden bir tanesi ama buharlaşmanın artmasında orada buharlaşacak bir unsurun, yani su kütlesinin varlığı da etkili olan faktörler içerisinde karşıma çıkacaktır. Ve şunu unutmayın, mutlak nem miktarı ya da buharlaşma koşulları dikkate alındığında ekvatordan kutuplara doğru deniz seviyesinden yükseldikçe ve kıyıdan uzaklaştıkça havada bulunan mutlak nem miktarı azalacaktır. Dünya üzerinde mutlak nemin en fazla olduğu alanlar özellikle termik alçak basınç alanlarıdır. Yani ekvatoral kuşak olarak karşıma çıkmaktadır dünya dağılışında. Ve mutlak nem var olan nem demektir. Maksimum neme baktığımda, maksimum nem adının maksimum olmasından dolayı sakın böyle çok nemli, çok böyle işte nemin fazla olduğu, yağışın fazla olduğu bir arazi anlamı taşıtmasın. Maksimum nem dediğimiz unsur sıcaklıkla alakalıdır. Havanın taşıyabilme kapasitesidir. Yani burada kapasiteden bahseder. Sıcaklığa bağlı değişkenlik göstermesinin sebebinde de temelinde de şu yatar. Isınan havanın genleşmesi, genleşen havanın da taşıyabileceği nem miktarının artmasına bağlı olarak maksimum nem duyduğumda doğrudan aklıma sıcaklık olgusu gelecektir. Ve sıcaklık arttıkça maksimum nem, yani havanın nem taşıma kapasitesi de onunla doğru orantı olarak artış gösterecektir. Bağıl, nispi nem.
oransal nem, havanın içinde bulundurduğu mutlak nemiyle aynı havanın taşıyabileceği kapasitenin birbirine oranıdır ve oransal olarak belirtildiğinden dolayı çarpı 100 olarak adlandırılır. Ve bağıl nem aslında Türkçe mealiyle şunu çok rahat söyler bana, bağıl nem eşittir yağıştır. Ve yağış oluşabilmesi için bağıl nemin %100'den fazla olması lazım. %100 yetmez mi hocam? Yetmez. %100 hava doymuş havadır. Doyma noktasına ulaşmış havadır. Taşması lazım yağış için. Bu da %100'den fazla olarak karşıma çıkmaktadır. Ve bağıl nem duyduğumda sınıflandırmamı doğrudan yağış olarak yapabilirim. Kodlayacak olursam, mutlak duyduğumda var olana bakacağım. Maksimum duyduğumda sıcaklığa bakacağım. Bağıl duyduğumda da yağışa bakacağım. Bağıl, yağış, maksimum sıcaklık, mutlak var olan. Bu sınıflandırma noktasına dağılış anlamında nemin ifade edilmesi bu tarzda karşıma çıkmaktadır. Ve bu nemin ifade edilmesinin yanında önemli olan unsur dünyada yağışın fazla olduğu alanlardır. Dünyada yağışın en fazla olduğu alanlar Amazon, Kongo, Endonezya, Malezya, Muson Asyası, bir de Kuzeybatı Avrupa. En top nokta Muson Asyası'nda bulunan, Hindistan ve Pakistan arasında bulunan Cherrapunchi dediğimiz alandır. Ve Cherrapunchi'ye düşen yağış miktarı 12 bin milimetreyi geçmektedir. Ve bu değer anlamında da dünyanın en yağışlı yerleridir. Dünyanın en kurak yerleri diye adlandırdığımız Sahra Çölü olarak karşıma çıkmaktadır. Yine etrafı dağlarla çevrili kara içleri en az yağış alan yerler arasındadır. Yine kutup bölgeleri en az yağış alan yerler arasında kalmaktadır. Çöller, etrafı dağlarla çevrili kara içleri ve kutup bölgeleri yağışın en az olduğu yerler olarak karşıma çıkıyor. Ve yağışın dağılışı dünya üzerinde miktar anlamında, yoğunluk anlamında, oluşum bakımından baktığında en yağışlı yerler sahip olan Amazon, Kongo, Endonezya, Malezya, Muson Asyası ve Kuzeybatı Avrupa kıyıları. Bunun yanında yağışla alakalı sınıflandırmayı yapacak olduğumuzda yağış oluşum şekillerimiz var. Bunlardan ilki konveksiyonel yağış, yükselim yağışı. Yeryüzünden ısınan havanın ısınmaya bağlı olarak hafiflemesi, bu hafiflemeden dolayı yükselmesi, yükselirken de her 200 metrede 1 derece sıcaklığını azaltması, daha sonrasında yoğunlaşması ve yağışını bırakma sonucunda ortaya çıkan yağış oluşum şeklidir. Dünya üzerinde yıl boyunca ekvatoral kuşakta görülür. Bir de dönemsel olarak özellikle sıcaklığın artmaya başladığı ilkbahar ve yaz aylarında orta kuşaktaki karasal iklim bölgelerinde, orta kuşaktaki kara içlerinde karşıma çıkan yağış oluşum şekli olarak görülmektedir. Ülkemizde 42. yağışı olarak da bilinir yükselim yağışı. Ahmak ıslatan, memur yağışı, Nisan yağmuru olarak da bilinir. 40 gün ikindi vakti yağdığı için eski zamanlarda 42. yağışı denmiştir. Genellikle yağma saatleri Ankara çevresinde memurların çıkış saatine denk geldiğinden dolayı memurlar ıslandığı için memur yağışı denmiştir. Yağma ayı olarak da genellikle ilkbaharda Nisan ayını bulduğundan dolayı Nisan yağmuru olarak da bilinir kendisi. Bir diğeri orografik, yamaç yağışı. Bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesi. Yükselirken her 200 metrede yine 1 derece soğuyacak ve yamacın belli bir bölümüne geldiğinde yağışını oluşturacak. Genellikle dağların kıyıya paralel uzandığı alanlarda karşımıza çıkar. Her dağın yamacında az ya da çok mutlaka bu adamla görüşürüz. Ama baktığında dağın kıyıya paralel uzanması, bununla beraber denizden gelen nemli hava kütlesinin çarpıp yükselmesi beraberinde yamaç yağışını, orografik yağışını arttıracaktır. Ve şunu unutmayın, dağ kıyıya ne kadar yakın ve ne kadar yüksekse,
Denizden gelen nemli hava kütlesi hemencik çarpar ve çok fazla yükseldiği için çok fazla soğumayı getirir ve bu da yağışını daha fazla miktar anlamında arttırdığını gözlemlemekteyiz. Özellikle dünya üzerinde Muson Asya'sında Himalayalarda görülen yağış oluşum şeklidir. Ülkemizde de Karadeniz ve Akdeniz'de karşıma çıkan yağış oluşum şeklidir. Yamaç yağışı ya da orografik yağış. Bir diğer yağış oluşum şeklim frontal, cephesel ya da depresyon yağışı. Aman ha, psikolojideki depresyondan bahsetmiyorum. Bahsettiğim söylem coğrafyada karşılaşma alanı olarak anlam taşıyan depresyon alanı diye sınıflandırırız bununla alakalı. Ve frontal cephe yağışlarında düşman topluluk gibi düşünebilirsiniz, savaş cephesi gibi düşünebilirsiniz. Cephe de o anlamı taşır. Farklı karakterli hava kütlesi var. Sıcak havamız var, soğuk havamız var. Sıcak havayla soğuk havanın karşılaştığı alanda sıcak hava daha hafif olduğu için soğuk hava üzerinde yükseliyor. Bu yükselmeyle birlikte her 200 metrede 1 derece sıcaklığı düşüyor ve belli yükseltten sonra sıcak karakterin yerini soğuk karaktere bırakıyor ve yağış oluşumu gerçekleşmiş oluyor. Karşılaşma bölgesidir. Karşılaşma alanı içerisinde de özellikle orta kuşak, kutup yönünden gelen soğuk havayla ekvatoral yönden gelen sıcak havanın karşılaştığı alan olması sebebiyle bizim ülkemizde de dünyada da orta kuşakta cephesel yağışlar, depresyon yağışları, frontal yağışlar görülmektedir. Ve matematik konuma bağlı olarak, mutlak konuma bağlı olarak oluşan tek yağış oluşum şeklidir. Bu ikisi özel konum ve göreceli konuma bağlı olarak oluşurken bir merkezde matematik konuma bağlı olarak cephesel yağışlar görülmektedir. Ve şunu unutmayın, merkezin aynı zamanda orta kuşakta olduğunu da kanıtlayan unsurlar içerisinde yer almaktadır. Sahip oldukları durumdan kaynaklı ve sadece orta kuşak ülkelerinde görülen yağış oluşum şeklidir frontal ve cephesel yağışlar. Evet, burada sevgili arkadaşlar, dünya üzerindeki yağışın dağılışının yanında bizim ülkemizdeki yağışın dağılışı da önemlidir. Ve lütfen Türkiye'de yağışın dağılışıyla en fazla olduğu yerler noktasında şurası Menteşe yöresi, Yıldız Dağları, Menteşe yöresi, yine baktığımızda Hakkari yöresi, yine baktığımızda Doğu Karadeniz, yine baktığımızda Batı Karadeniz, yine baktığımızda Antalya, yine baktığımızda Hatay. Ve bir dikdörtgen şöyle de birleştirdiğimizde bir üçgen olarak Türkiye'de yağışın en fazla olduğu alanlardır. Türkiye haritası canlandırmasında, Montelens'inde örtüşen yerler olarak karşıma çıkar. Menteşe yöresi, yine Hakkari, Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Antalya ve Hatay en fazla yağış alan yerlerdir. Bir dikdörtgen, bir üçgen bizim ülkemizde yağışın dağılışıyla alakalı. Bunlardan uzaklaştıkça ülkemizle alakalı şunu çok rahat görebiliyoruz. Bundan uzakta kalan Tuz Gölü çevresi mesela en az yağış alan yerdir. Güneydoğu Anadolu bölgesi en az yağış alan yerdir. Malatya, Elazığ, Iğdır Ovaları en az yağış alan yerlerdir. Bunlar en az yağış alan yerlerdir ama dikkat! En az yağışı İç Anadolu alır, en kurak bölge GDA'dır. Buradaki kelime oyunu ÖSYM tarafından daha önceki yıllarda şöyle yapıldı. Dedi ki Güneydoğu Anadolu bölgesi en az yağışı alan bölge olduğu için en kurak bölgedir dedi. Evet, son verdiği bilgi belki doğrudur ama en az yağışı aldığı için değil arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu bölgesinde şiddetli kuraklığa, buharlaşmanın etkisine bağlı olarak İç Anadolu'ya göre bir tık daha bile fazla yağış alsa bile şiddetli kuraklıkta buharlaşmadan dolayı en kurak bölge Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Ve il bazında en fazla yağış Rize'dedir. En az yağış, sakın il olarak Konya'ya gitmeyin, önce Iğdır'dır. En az yağış. Evet, yöre anlamında Konya çevresi, Tuz Gölü çevresi eyvallah. Ama il bazında ülkemizde en fazla yağışı Rize, en az yağışı da Iğdır almaktadır. Evet, nemlilik ve yağışlarla alakalı sınıflandırmamız aynen böyledir. Burada şimdi yoğuşma anlamında gerçekleşen ve yerde yoğuşanlar ve gökte yoğuşanlar noktasında bazı
oluşum türlerimiz var. Bakınız arkadaşlar, yerde ve gökte yoğunlaşma. Mesela çiğ vardır, kırağı vardır, kırç vardır. Gökte yoğuşanlar içerisinde yağmur vardır, kar vardır, dolu vardır. Bakınız, bu sınıflandırmada şuna dikkat etmek lazım. Burada su buharının cisimler üzerinde ve yerde sıvı ya da katı hale geçmesidir. Sıvı hale geçmişse çiğdir. Katı halde ise ya kırağıdır ya da kırçtır. Kırçta biraz daha şu var, sert karasal iklimin etkisi söz konusu. Yine aynı şekilde gökte oluşanlar içerisinde de yağmurda sıvılık var, sıvı şekle düşmesi. Karda ve doluda da katılık söz konusu, katı halde yeryüzüne ulaşması. Doluyla kar arasındaki farkta doluda ani soğuma vardır ve genellikle bahar aylarında meydana gelir. Bunlar yoğuşma tipleridir. Yoğuşma nedir biliyor musunuz? Gaz halindeki su buharının sıvı ya da katı hale geçip hal değişimiyle muhatap etmesidir. Yerde yoğuşanlar çiğ, kırağı, kırç, gökte yoğuşanlar da yağmur, kar, dolu olarak karşımıza çıkmaktadır değerli arkadaşlar. Evet. Nemlilik ve yağış konumuzda bu kadar. Bir diğer videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakınız. Hoşça kalın.